muhtar adayımız, bir alkış alayım. Mustafa'cığım. Hoş geldin sevgili arkadaşım, dostum, eksik ol. Mustafa'cığım, seni ben şöyle alayım, şöyle alayım, şöyle alayım. Normal, 35 yıllık komşum. Ne derler? Ev alma, komşu al. Öyle. Ev her yerden alır, komşu komşu olmadıktan sonra. Ya Mustafa'cığım, çok teşekkür ederim, eksik olma. Sen beyaz, peki efendim. Ya bu arada bende ayrı bir yerim var Mustafa, biliyorsun. Teşekkür ederim. Canım arkadaşım. Açık açık sevgili Mustafa arkadaşım. Bu arada Aytekin İpekel yeğenimi de ağza almışsın herhalde. Evet, ağza heyetinde yeğeniniz. Eksik olma. Çok şeyler başarmayı umut ediyoruz. Salih kardeşim de orada. Evet, Rumeli. Süper, süper. Rumeli, iki Rumelileri, tane ağza heyetimiz var. Efendim söyleyeyim, Nideli, Samsun. Ayırmaksızın kadro sağlam. Tüm vilayetlerden, biz mahallemizde biliyorsunuz Anadolu'nun muhtelif vilayetlerinden geldik. Uzun yıllardır aynı mahallede yaşıyoruz. Aynı, hani Anadolu'da derler ya bizim köylü. Evet. Aynı köylü olduk artık. Kesinlikle. Aynı mahalleliyiz. O yüzden sen bir söyle, makraba gibiyiz abi. Hiç kapıyı vurar, vurur gelirsin. Tabii, vallahi, Allah utandırmasın sevgili. Amin, amin. Mustafa'cığım. Cümlemizi. Süper, süper. Bu arada hizmetlerinle ilgili bir yazılar var burada. Huzur için hep birlikte yaşamayı. Tabii ki inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. Küçük eksiklerimiz var. Kebar Mahallesi'nde. Yani benim bildiğim birkaç tanesi. Kısmet, var tabii. Şimdi, kısmetse faaliyetler nasıl olacak sevgili Mustafa'cığım? Şimdi şöyle anlatayım. Biz öncelikle hizmet kalitesinde örnek muhtarlık anlayışıyla yola çıkıyoruz. Bireysel değil, mahalle çıkarlarını ön planda tutuyoruz. Evet. Yandaşa değil, mahallemize hizmet etmeyi umut ediyoruz. Güvenli bir mahallede, güvenli bir şekilde hak yaşamayı... Bu arada bizim esnaflarımızdan sevgili evet, Mustafa. Evet, uzun yıllar. Muhtar olursan yeni mesleğine devam edecek misin? Ben şu anda mesleğimi bıraktım. Yeni bir iş alanına atıldım. Şu anda gelinlik dikiyorum, gelinlik satıyorum, süper, gelinlik süper. İşi yapıyorum. Eskiden Allah utandırmasın. Mahallemizde 20-22 yıl gibi bir sürede kuaförlük yaptım. Bu arada eğer muhtar adayı seçilirsem dedi, mahallemizde elimizden geldiği kadar... birkaç çiftimizi... Şimdi mahallemizde durumu iyi olmayan bazı kardeşlerimizin de 2-3 çoğaltılabilir. Evet. Sizlerin de tabii yardımıyla. Her zaman, her zaman. Hep birlikte o durumu olmayan kardeşlerimize düğün yaparız. Stadımız buna uygun. Evet, evet, evet. Mustafa'cığım Allah utandırmasın. Amin, süper. Amin. Bu arada azalarımıza selamlar olsun. Kutsal bir göreve çıkmışlar. Bu arada bütün muhtar adaylarımıza Allah yardım etsin. Muhtarlarımıza Allah yardım etsin. Amin, cümlemiz. Vallahi Allah utandırmasın Mustafa'cığım. Bu arada kısmetse sağlık konularında da bir eksiklikler var. Şimdi şöyle izah edeyim. Bu konularda da yardımcı olacakmışsınız. Eğer tabii seçilirsen. Tabii yani şimdi ben uzun yıllar mahallede ikamet ettiğimden dolayı mahallenin sıkıntılarını diğer insanlardan daha farklı çok biliyorum. Çünkü evet, esnaflık çok, yaptım. Çok genel şikayetleri çok evet. iyi biliyorum. Ben Denizli'nin Çivril ilçesinin Yeşilyaka köyündenim. Şimdi bizim köyümüzün... Denizli'nin neyi meşhur? Doğru. Horozu meşhur. Şimdi ben şöyle izah edeyim. Bizim Yeşilyaka köyünün sağlık ocağı. Evet. Bizim köyümüz 2000, takribi 2000 nüfuslu. Ama bizim Esenler, Kemer Mahallesi'ndeki sağlık ocağımız bizim köydeki sağlık ocağına nazaran çok küçük. Bizim köy hastane gibi duruyor onun evet, yanında. Evet, o eksik. O oysa ki biz Kemer Mahallesi'nde... Sağlık ocağına gittim be yavrum diyor. Ver de doktor da ilaçları. Biliyorum, biliyorum. Yani biz Kemer Mahallesi'nde takribi evet. 30 bin nüfusa sahibiz. Çok büyük ama çok, çok küçük, küçük sağlık ocağımız. Sağlık ocağı. Evet, çok küçük sağlık bir ocağımız. Tabii bunun yanında bir sürü eksiklerimiz var. Mesela bir pazar yerimiz var. Çok küçük bir sokakta. Çok güzel bir slogan yapmışsın. 4 yıl daha kaybetmemek için 5 dakika yani düşün. Biz mahalleye hizmet etmek için burada başkuruluyor. Sevgili muhtar adayımız, Allah utandırmasın. Amin, amin. Çok cümlemizi teşekkür ederim. Çok nasipse teşekkür ederim. Olsun diye düşünüyorum. Vallahi hakkımızdan okul çıkışlarında bir sorunlar yaşanıyor herhalde sevgili Mustafa'cığım. Evet kardeşim, şimdi bizim okulumuzun çıkış kapısı ana caddeye çıkıyor. Evet. Tam çıkış esnasında trafik akışı devam ediyor. Evet. Trafik akışı devam ederken öğrencilerin yanında velileri de olduğu için çocuk küçük. İlkokulun çıkışı bu bahsettiğim okul evet. kapısı. Allah muhafaza bir faciaya sebebiyet vermemek için okul kapısının
önüne hakkında çalışmalar olacak. Trafik ışığı koyup trafiği birkaç dakika yavaşlatırsak ben bunu önlemiş olacağız. Hacı annemi ziyarete gelirken hakikaten evet siz de görüyorsunuz. Evet çok büyük bir yoğunluk ister istemez oraya bir düzen gerekiyor. Bu da 2-3 dakikalık bir gecikmeyi düzen sağlayabilirsek belediyemiz ve kaymakamımızla temasa geçip bu sorunu halledeceğiz inşallah. Evet, mahalleli bize teveccüh gösterip oy verirse bunu halledeceğiz. Evet, o çok önemli bir konu. Evet. Hizmet kalitesinde derken şimdi hizmet kalitesinde derken şunu kastediyoruz. Bugüne kadar benden önceki muhtarın veya muhtarların yapmadıklarını hatta yapamadıklarını yapmak istiyoruz. Şöyle bir şey belki de Türkiye'de ilk yapılan bir şey. Muhtarlık bünyesinde bir kadın komisyonu kuracağız. Şimdi kadınlarımız elbette hepimizin baş tacı. Evet. Muhtarlığa geldiklerinde içeride birkaç tane erkek arkadaş olacak elbette işleri dolayısıyla. Dertlerini tam manasıyla anlatamazlar. Kadın kolları komisyonunu kuracaksın. Yani muhtarlık bünyesinde bir kadın komisyonu oluşursa kadınlarımız kadın da faaliyet daha bir rahat bir şekilde izah ederler. Kemer Mahallesi şimdi şunu da izah edeyim. Şunu da izah edeyim. Şimdi hizmet kalitesinde örnek muhtarlık anlayışı derken mahallemizde lise mezunu, üniversite okuyan veya üniversiteli gençliğimizle gençlerimizle istişareler yaparak sorunların çözümünde hem daha hızlı hem gençliği sorunların çözümü için taşın altına ellerini sokmaları açısından mahalleye sahip olmaları açısından bu şekilde çalışmalar sürdüreceğiz. Vallahi sevgili Mustafa'cığım Allah utandırmasın. Kardeşim. Amin amin. Bütün muhtarlarımıza ve muhtar adaylarımıza başarılar diliyorum. Kazasız belasız geçmesini diliyorum bu seçimlerimizin. Ne diyeyim? Rabbim şimdi, hakkımızda hayırlısını versin. Mensubiyet şuuru demiştiniz. Şimdi biz Esenler Kemer Mahalleliyiz. Evet. Uzun yıllarda oradayız. Ayrı ayrı vilayetlerden gelmiş olmamıza rağmen. Çok iyi bir komşuluğumuz var. Çok güzel bir yaşantımız var. Ama eksiklerimiz köklü çok. Komşular bulunuyor tabii zaten. Köklü komşuluklar var. İşte anneniz benim çocukluğumu bilir. Elinden ekmek yemişliğim vardı. Evet. Yani bu köklü komşuluğu daha bir pekiştirip nasıl diyeyim bulduğumuz her platformda, her ortamda mahallemizin adını ön plana çıkartmak. Kendi bildiğini değil, mahallelinin istediğiyle beraber hareket edeceksin. Mahallemizle hep birlikte olup mahallenin sorunlarıyla alakalı konularda mahallemizle birlikte bir birlik çalışması olacak. Yapacağız. Bunun için de bir dernek çalışmamız var. Süper. Şimdi Anadolu'dan gelmiş bazı vilayetli insanların dernekleri var kendilerine ait. Ama bizim mahallemize ait bir derneğimiz yok. Bu konuda mahallemizin sorunlarıyla daha hızlı ilgilenebilmek için dernek kurmayı düşünüyoruz. O çalışmalarımız da var. Allah utandırmasın. İnşallah mahallemiz bize teveccühü gösterip 2014-30 Mart seçimlerinde oy verirlerse biz de bu hazır canlı yayındayız. Evet. Kanaldan da bunu tasdiklemiş olalım. Sağ olsunlar. Bize bu görevi versinler. Ben bu kutsal göreve talibim. Bu söylediklerimi de yapma beceri ve cesaretine sahip olduğumu ben seni şahsen tanıyorum. Yani mahallem de tanıyor sağ olsunlar. Evet. Hepsine buradan tek tek hürmetlerimi, saygılarımı sunar. Selam ederim. Çok teşekkür ederim. Sanırım programımız da bitiyor evet, galiba. Evet vaktimiz yavaş yavaş. Program bitmeden önce ben son bir kez daha söyleyeyim. Şimdi Çanakkale şehitlerini anıyoruz. Evet. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Anne ben gidiyorum düşmana karşı diyerek Anadolu'nun yiğitleri, bu yiğitlerin içerisinde Rumeli yiğitler de var. Evet. Şimdi Rumeli demek Anadolu demek. Evet. Anadolu demek Rumeli demek. Kesinlikle. Hepsi bizim bağrımızdan kopan insanlar. Asla muhacir olarak görmüyoruz. Biziz, Rumeli biziz, Anadolu biziz. Türkiye biziz. O gençlik. Türkiye de bizim. Ana ben düşmana gidiyorum, düşmana karşı gidiyorum diyen gençlik sanki düğüne gidercesine şehadet şerbetini içmeye gittiler. Evet. Ve bize ne mutlu Türk'üm diyene diyebileceğimiz bir devlet kurmamızı sağladılar. Süper. Buradan şöyle bir şey yapıyoruz. Çanakkale şehitleri ve gaziler için saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ederim. Hepsinin önünde. Allah gani gani rahmet eylesin. Bravo. Aklımıza geldikçe fatihalarımızı eksik etmeyelim. Amin. Bugünleri onlara borçluyuz. Amin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.